Ukrayna'nın özel kamyonlarından bir tanesi. 540S, evet. Yani 540 beygirlik 8x2 kamyon. Evet. Aracın temel özelliklerini bizlere aktarabilir misiniz? Tabii ki. S540, bu araçtan bahsedecek olursak, yine Dream paketli, özel beyaz renkli, fabrikasyon boyalı, birkaç tane ekstra opsiyona sahip 40 ayağımızdır. 8x2/4 normal şasili full körüklü aracımızdır. Ön dingilinde de körük vardır. Biraz göze hitap etsin diye biraz da yere bastık. Bununla birlikte arkadan avarelidir. Aynı şekilde yine körük tertibatı ve dümenlenebilir tertibatı vardır. Continental marka lastikler seçildi bu araçta. Normal diğer üretimimiz olan önden 40 ayaktaki sunduğumuz araçlarda da Continental marka lastik ve 500 litrelik yakıt deposuyla birlikte geliyor. Yani R kabin, S kabin, motor gücü veya donanımı ne olursa olsun Continental marka lastik ve 500 litrelik yakıt deposuyla birlikte araçlarımız gelir. Bu araçta da bazı şeyler değişmedi. Buyurun. Bu araçlarda istenildiğinde çift tabo geliyor mu? Bu araçlarda gibi. Tabii ki de şöyle, hatta bazı gıda tarafında sıcaklık kontrolü taşımacılık yapan müşterilerimiz çift depolu 40 ayak istiyor. Hatta bir müşterim benden böyle bir talebi olmuştu zamanında. Ben de çift depolu bir 40 ayak getirmiştim. Üçüncü seviye dediniz. Üçüncü seviye boyalı bir araç dediniz. Evet. Seviyenin detayları nedir peki? Seviyenin detayları çamurlukların, ayna kapaklarının, far çerçevelerinin ve panjurun boyalı olması demek. Bu da tabii görsel olarak kullanıcıya çok büyük avantaj sağlıyor. Yine bu arabada ek olarak özel beyaz rengi var. Normal seviye dediğimiz standart yükseklikten biraz daha alçak bir tampon var. Bizde bu normal tampon diye geçiyor açıkçası. Bunun da bir alçağı var. Daha önce izleyicilerimize karbon gri kamyonda gösterdiğimiz gibi onda en alçak versiyonu vardı. O direkt alçak diye geçiyor. Peki aracın, şimdi normalde Scania'ya alışık olduğumuz için hep önden 40 ayak olan versiyonlarını gördük. Evet. Bu araç arkadan avareli bir 40 evet. ayak. Dingillerin tonaj bilgilerini bizlere aktarmamışsınız. Yani ön dingilin tonaj istihbarati. Bu araçtan bahsedecek olursak ön dingilde 8 tonluk bir dingil kullanıldı. Yine arkada çeker tarafta 11,5'luk ağırlığa sahip bir dingilimiz var. Hem bu, yani çeker arkası ve çeker önünde de 7,5 ton diyebileceğimiz tonajda kullanılan dingiller mevcut. Arka stoplarımız LED. Arka stoplarımız LED. Araç özel sipariş ama diğer normal 40 ayaklardan ne uzun ne kısa diyebileceğimiz bir seviyede. Yani bu arabada ekstradan uzun bir şasi seçilmedi. Yine 40 ayak olduğu için şasi et kalınlığımız biraz daha fazladır. 9 milimetredir. Bu normalde çekicilerde kaç milim? 8 milimetre. F800 şasi vardır. Bunda F900 vardır. Yani 9 milimetredir. Continental marka lastiklerimiz gördüğünüz gibi. Yine yolda çalışacağı için yol versiyon Continental'den seçilen bu araçta lastikler var. Bu akü araçta koruması da akü koruması da, bu da ekstradır. Akü koruma kapağı boyalı şekilde geldi. Yine ek olarak ekstra olabilecek dediğimiz park klimamız mevcut. Hava tüplerimiz ve yine fabrikasyon dediğimiz çamurluklarımız da boyalı. Evet. Araç Dream paketi olduğu için hem arka çeker önü avare dediğimiz dingilde, yani avare dingilde bijon koruma kapağı ve ön dingilde de bijon koruma kapağı mevcut. Yine Dream pakete ek olarak bu araçta ön renkli cam mevcut. En öndeki cam renkli camdır. Dream Plus bir araç. Yani açıkçası, yani kategori olarak, donanım isimleri olarak Dream Plus demiyoruz ama Dream paket. Evet, eskiden Dream Plus olan araçların özelliklerini, hatta daha fazlasını tabii ki de barındırıyor. Yine Dream pakete Dream paketle birlikte gelen dolabımız var.
stil ve dinamit paketlerde kabin ve güç ne olursa olsun burada dış ulaşabileceğiniz sürücü tarafında standarttır ama sadece Dream paketle gelen bir büyük dolabımız mevcut. Diğer donanımlarda yatağı aracın içinden yatağı kaldırarak oraya erişim sağlayabiliyorsunuz. Sizce peki arkadan 40 ayak aracın size göre avantajı nedir? Arkadan 40 ayak aracın avantajı bence bir anlamda avaresinin kaldırılması ve yükü bir anlamda arka tarafa daha çok yüklenilecek ise daha fazla yol tutuş sağlamasıdır. Fakat şu da var. Güvenlik açısından bence önden 40 ayak olması tabii ki de çok daha mantıklı. Yol tutuş, frenleme kabiliyeti, güvenlik açısından ön dingildeki bir lastiğin patlaması halinde ikinci dingilin hemen arkada oluşu yine bir direksiyon hakimiyeti sağlayacaktır. Allah korusun böyle şeylerle karşılaşmıyor değiliz. Ama arkadan 40 ayakta da tabii ki de köprü ve otobanlarda kullanıcılar çok daha fazla tasarruf sağlayabilirler tabii ki. Evet Onur Bey, şimdi biz bu aracın içini de merak ediyoruz açıkçası. Özellik çünkü. Evet. Gerçi örneklerini, benzerlerini çekici olarak gördük ama yine kamyon olarak da tekrardan sizlerden dinlemek isteriz. Evet. Bu araç Dream paket üzerine opsiyonlandırılmış bir araç. Dream pakette aktif öngörülü hız sabitleme sistemi, büyük ekran teybimiz, nem kontrollü dijital tam otomatik klimamız, tam paket diyebileceğimiz ambiyans aydınlatmamız, yatak perdemiz, özel kadife kumaşlı sürücü ve yolcu koltuğumuz, yolcu koltuğunun dönüyor ve katlanabiliyor olması, yine yolcu koltuğunun önünde de kahvaltı masası dediğimiz torpidonun içinden çıkabilen portatif güzel bir masası da var. Ön cam renkli. Normal yatak ve buzdolabı olarak söyleyebileceklerim bu şekilde. Yani buzdolabı ve yatakta da bir herhangi bir değişme yok. Tek buzdolabı var sanırım. Ha evet, bu araçta tek buzdolabı var. Doğrudur. S kabin olduğu için bu buzdolabı 37 litredir. Burada yine müşteri isteği üzerine buzdolabı hazırlıklı şekilde normal soğuk olmayan normal kuru saklama dolabımız var. Yani buna da tertibat eklenirse buzdolabı tertibatı direkt buzdolabı şeklinde görevi içerideki tesisat hazırlığı mevcut. Maun kaplamalar gerçekten göze çarpıyor. Evet, Dream pakete ek olarak maun kaplamamız, yani direksiyon maun kaplaması ve döşemede de ekstradan maun kaplamanın devamı olabilecek şeritler, trim aksesuarları mevcut. Yine Dream pakette yumuşak torpido göğsümüz mevcut. Dream pakette en sevdiğim özelliklerden birisi renkli ön camın olması. Hem gündüz hem de gece sürüşlerinde çok büyük avantaj sağlıyor. Araç yani iç ve dış donanımlarıyla gerçekten yine yollarda dikkat çeken Scania araçlarından bir tanesi olacak. Evet doğru. Gerçekten bu araçları da müşteriye kazandırdığınız için biz hem izleyiciler hem de kullanıcılar adına ben size teşekkür ediyorum Onur Bey. Biz teşekkür ederiz. Ama sağ olun. Ama şimdi belirtmeden geçmeyelim arkadaşlar. Bu aracın sipariş edileli ne kadar oluyor? Bu araç sipariş edileli yaklaşık 11 ay oluyor. 11 ay. Yani 11 ay sonra gelen bir araç yani. Evet. Yani planından çok sapmış. Aslında geçen sene Eylül-Ekim ayı gibi teslim etmemiz gereken o şekilde anlaştığımız araçlardan bir tanesi. Ama dünyada da devam eden bir çip krizi, tedarik problemi krizi olduğu için gerçekten etkilenmiş durumdayız. Diğer markalarda da aynı şekilde böyle durumlar mevcut. Bu dönemde biraz araçlarımızı veya siparişlerimizi beklememiz gerekiyor. Açıkçası biz de hiç memnun değiliz. Sonuçta biz de zamanında teslimat, zamanında müşteri memnuniyeti yaratmamız gerekiyor ki gerçekten devamlılığımız olsun. Ama elimizden gelen çabayla Scania'dan araçlarımızı olabildiği kadar hızlı tedarik etmeye devam edeceğiz.